objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metin, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok sağ ol. Programa başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir konu var. Sözü sana bırakıyorum. Aynen. Ardından dünkü maçların sonuçlarına giriş yapacağız. Buyur. Öncelikle videomuzu izleyen herkesin abonelik, ardından beğeni, yorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da, başta Instagram, tüm duyuruları oradan yapıyoruz. Ardından Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi bekliyoruz. İkinci söyleyeceğim konu da sponsorumuz Vidisport'la beraber gerçekleştirmiş olduğumuz projeyle ilgili bilgi vereceğim. Zaten bunu yaklaşık 3 aydır kanalda sürekli konuşuyoruz, videoların başlangıcında evet. Ve sonunda. Şu anda TFF 1. Lig'inde Adana Demirspor Kulübü ile bu projeyle ilgili anlaştık. Çalışmalar başladı. Bu konuyla ilgili, bu projeyle ilgili daha doğrusu, bize geri dönüş yapmak isteyen, bilgi almak isteyen veya çalışmak isteyen kulüpler bize YouTube adresimizdeki mail, YouTube sayfamızdaki mail adresinden veya Instagram sayfasından geri dönüş yapabilirsiniz. Bu proje biliyorsunuz özelleştirilebilir taraftar video kartları adı üzerinde taraftarların kendisine özel bir video kart olmuş oluyor. Bu video kartında resmi, ismi geçiyor. İşte kulüple ilgili zaten logolar, futbolcular, başkanlar geçiyor ve aynen. Bu video kartını aldıktan sonra yaklaşık bir 20 dakika içerisinde mail adresine geliyor. Ve ardından video kartını da zaten tüm sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor. Çok güzel ve özel çalışmalar olacak bununla ilgili ki zaten ikinci ligde biliyorsun Meta, kulüplerin gelirleri çok, çok az. Çok düşük. Çok düşük. Evet, maalesef. Adana Demirspor Kulübü mesela maddi anlamda çok güçlü bir takım. Başkanı rahat, açısından rahat. Aynen. Onlar bu projeyi kabul ettiler. Çünkü her kulübün her türlü ihtiyacı var. Kesinlikle. İkinci takımlarından da şu anda Beyaz Grubu konuşuyoruz. Beyaz Grup'taki takımlardan da geri dönüş bekliyoruz projeyle ilgili. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Onun da bilgisini verelim. Maçlara geçmeden önce Urfa'ya bir özellikle selam göndereceğim. Hem Çetin Bey'e, Çetin Şenay Bey, Urfa'da gazeteci. Evet, teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz. Aynen, selamlarımızı gönderelim, teşekkür de edelim. Hem atkı ve hem de forma gönderdi. Çetin Bey'in gönderdiği forma kendi de söyledi, biraz büyük. Aynen, XX large. Ondan dolayı hani burada biraz 2X large forma hani geniş taktığımızda durur. Biraz geniş ve şey durabiliyor hani. İçimsiz durabilir. Aynen, ondan dolayı bir de Hidayet Bey de bize Urfa'dan forma gönderdi. Hidayet Deniz. Ona da çok teşekkür edip selamlarımızı gönderiyoruz. Hidayet Bey'in formasını Çetin Bey'in de yolladığı atkıyı buraya koyduk. Programlarımızda inşallah bundan sonra bol bol Urfa Spor'un formasında, atkısında kullanacağız. İnşallah. Bu videomuzun içinde Şanlıurfa Spor'u konuşamayacağız. Dün maçı yoktu, bay geçmişti ama daha doğrusu yeni hafta programında Şanlıurfa Spor'un da maçını konuşacağız. Evet. Onu bir videomuzun içinde belirtelim ve dün oynanan maçlara başlayalım istersen. Aynen. Gümüşhane Spor, Ahmet Sportif maçı vardı. Hı hı. Ahmet Spor çok üstün bir oyunla 2-0 kazanmayı başardı. Cerem Talha Dinçer yaptığı 2 asistle maça damga vurdu. Sinan Akaydın da attığı 2 golle maça damga vuran isim oldu. Aynen. Hani ben zaten geçen hafta şunu söylemiştim biliyorsun. Mehmet Sıddık İstemi'nin kafası yarıldıktan sonra oyundan çıkmak istememişti. Aynen. Bu benim için bir işaretti. Ahmet playoff'a kalır ya da kalmaz. Fakat takım sonuna kadar bunu zorlayacak. Bu çok net belliydi. Ahmet dün çok net bir oyun oynadı. Maç sabaha kadar oynansaydı maçı kazanırdı. Hı hı. Gümüşhane Spor için maalesef şunu söyleyeceğim. Ligde kalmak isteyen bir takım böyle bir futbol oynamaz. Hı hı. Gümüşhane Spor taraftarları da bu düşüncede. Dün sahada Gümüşhane Spor yoktu. Ahmet bu maç sabaha kadar oynansa gol yiyecek vaziyette bile değildi. Ahmet çok net bir galibiyet aldı. Bir de şunu demek istiyorum. Ahmet Spor'un Sinan'ı var. Sinan gerçekten muhteşem oynuyor. Aynen öyle. Aradaki kalite farkı sahaya da yansıdı. Neler söylersin Ahmet Spor'un aldığı bu değerli 3 puan için? Öncelikle Ahmet Spor'u kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puan oldu. Maç öncesi programımızda da zaten maçın çok zor olduğunu. Evet. Hatta başlıkta bile zaten Gümüşhane'de kritik mücadele yazdık. Çünkü Gümüşhane Spor düşmeye oynuyor. Tabii. Daha doğrusu düşmemeye oynuyor. Can Avli ile oynuyor. Ahmet Sportif de playoff oynuyor. Ahmet Sportif de hani bu maçtan bir puan kaybı yaşasaydı playoff'un dışında kalacaktı. Sıkıntı olacaktı. Aynen, bir de rakiplere çok şey geliyor, moralli formda geliyor. Aynen. Ankara Demirspor olsun, Kocaeli işte, dün kazandı. Olsun. Kocaeli kazandı, zaten favoriydi o da. O maça da geleceğiz. O yüzden Ahmet Sportif'in kazanması lazımdı. Ben biliyorsun maçla ilgili hiçbir görüş belirtmedim. Maçın sadece golle geçeceğini düşündüm. Ben Gümüşhane'den de goller bekliyordum ama maalesef Gümüşhane Spor
hiç üretken olamadı. Sahada yoktu Gümüşhane Spor. Yani maalesef derken Gümüşhane Spor açısından söylüyorum. Bir de Musa Sinan Yılmazer'e Gümüşhane Spor cidden boşuna para veriyor. Yani vallahi, oyuncu sahada yok, yürüyor resmen. Aynen. Valla 3 hafta önce taraftarın çok büyük tepkisi vardı. Artık Musa Sinan'dan biz gerçek performansını bekliyoruz demişlerdi ama Musa Sinan hiç gerçek performansını gösterecek gibi durmuyor. Normal performans bile veremiyor ki. Veremiyor yani, çok sıkıntılı. Zaten Sercan Kaya dışında bu takımda hani elle tutulur böyle üretecek, her an her şey yapabilecek bir oyuncu yok. O yüzden ciddi sıkıntı var. Ama Sportif kazandı. 44 puan oldu. Zaten playoff hattı ateş gibi yanıyor. Erzincan Spor, Ahmet Sportif Ankara ve Demir. Ankara Demir Spor. Felaket bir ritim olmuş durumdalar. Arkadan Kocaeli Spor geliyor. Onlar da 43 puanda zaten. Bir puanlık fark var. Ahmet çok kritik bir galibiyet aldı ki çarşamba günü zaten çok zorlu bir Sarıyer maç var. Sarıyer maçı var. Tam playoff maçı olacak. O yüzden bu galibiyet çok önemliydi. Ben tekrardan Ahmet Spor'u kutluyorum. Ayrıca buradan Diyarbakır'a da selamlarımızı iletiyoruz. Çok fazla yoğun beğeni, teşekkür ediyoruz. Yorum, çok sağ olun. Destek var. Özel program istiyorlar. Ama şu anda hani kendine de bakarsa Beyaz Grup videolarının belli bir izlenme şeyi var, sayısı var. Evet. Belli bir kitlesi var. Bunun biraz daha artması gerekiyor. O zaman da ancak özel program olabilir. Biliyorsunuz biz hiçbir takıma şu anda ikinci ligde yani özel program yapmıyoruz. Bu arttığı zaman da tabii ki ikinci ligde de özel program gelecek. Zaten playoff'ta yapacağız her türlü zaten özel program olacak. Ben tekrardan Ahmet'i kutluyorum. Ayrıca buradan Gümüşhane'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Onların da bize destekleri ve yorumları var. Çorum Futbol Kulübü Ergenebelimeşe maçına geçelim. Bu maça geçmeden önce geçen gün Fatih Özcan Başkan'la konuştuk biliyorsun. Hı-hı. Başkan beni aradı. Öncelikle selamlarımızı gönderelim başkana. Evet, selamlarımızı iletiyoruz başkana. Hem keyifli bir sohbet oldu hem de zaman zaman eğlenceli bir sohbet oldu. Şu açıdan başkanın şu yorumuna hani konuşurken bana çok güldüm. Seninle alakalı. Başkan şunu dedi. Gece dedi sizi izliyorum dedi. İki de hani özellikle işte geç saatlerde kahvemi alıp bildirim gelince diyor Furkan bizi gene bitirdi. Hani başkanın bu dediğine ben çok güldüm. Başkana buradan selamlar, sevgiler gönderelim ve tüm Çorum'a. Çorum'dan çünkü biz güzel bir destek alıyoruz taraftarlardan. Zaten Çorum bu maçta net favoriydi. Çünkü biliyorsun Ergenebelimeşe kaptan Fatih Dilek yokken kolu kanadı kırık vaziyette oluyor. Çorum'da Umut Kaya, Sinan ve Ömer Bozan gibi yıldız oyuncularıyla iki devrede bulduğu gollerle net bir galibiyet aldı. Başkan şunu söyledi biliyorsun, bizim playoff umudumuz var, şansımız da var. Hani orada biraz da sana takıldı biliyorsun, Furkan playoff şansımız bitti demesin diyor. Sen diyor hani Furkan'ı uyar diyor bu konuda, hani şakayla karışık takıldı başkan orada. Çorum'un zaten çok kaliteli bir kadrosu var, bunu sürekli söylüyoruz ama Çorum'un artık hata yapmaması lazım. İçeride kaldı 6 maçı biliyorsun. Deplasmanda aynen deplasmanlardan da ekstra 3 puanlar çıkarması kesinlikle lazım. Bu hafta zaten yok, çok yani haftaya Ankara'ya gidiyor. Ankara Demirspor maçı aynen var. İşte tam reaksiyon maçı mesela. Nasıl buldun Çorum'un oyununu? Ergenebelimeşe'de kolay teslim oldu. Neler söylersin? Vallahi maç çok rahat geçti Çorum Futbol Kulübü açısından. İlk yarıda bitti. Tebrik ediyorum. Başkanla da ben dün konuşmuştum. O dedi hani maç çok rahat geçti dedi. Çünkü hani Ergene'de Fatih Dileğin olmaması ve bizim de çok üstün bir oyun sergilememiz rahat bir galibiyet alamadı. Sinan güzel bir gol attı ceza alanı dışında, onu söyleyelim. Sinan'ın golü muhteşemdi. Ayrıca gollerden sonra Sinan Nafican'ın formasını çıkardı. Evet. Ona da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyük geçmiş olsun. Ben göze geldiğini düşünüyorum Nafican'ın. İşte toparlanacak ben, inşallah. İşte ben her zaman hani bir oyuncu böyle hemen çok fazla böyle gündem yapmamaya göze geldi ya. Talihsizlik. İşte göze gelme oluyor, anladın mı? Şanssızlık oldu. Şanssızlık oldu. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Çorum Futbol Kulübü değerli bir 3 puan aldı. Zaten tabii ikimizin de ortak görüşüydü. Ömer Bozan da skor yaptı. Ömer Bozan için 11'de başladı bir de bu sefer. Ömer Bozan da bu takım için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Fatih Başkan bir de şunu söyledi. Ben sizin programları gerçekten çok seviyorum dedi. Sağ olsun. Hani kimsenin söyleyemeyeceği şeyleri söylüyorsunuz. Sizin görüşlerinizi de çok beğeniyorum dedi. Hani bizim takımla ilgili görüşlerinizi de beğeniyorum dedi. Hiç demedi hani neden böyle söylüyorsunuz. Aynen. Niye konuşuyorsunuz. Bildiğinizi her zaman söyleyin dedi zaten. Çok teşekkür ediyoruz başkana da anlayışından ve mütevaziliğinden dolayı. Yani Çorum Futbol Kulübü'nün zaten kadrosunu ikimiz de sezon başında çok fazla övdük. Tek bir noktayı söyledik. Bahrika'ya. Orada bize katıldı başkan. Aynen. Zaten sana hak verdi. Hak verdi. Bu maça başka eklemek istediğim bir ben şey var mı? Ben Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum tekrardan. Ergene veremeşi için de hep söylüyoruz. Bu takım bana göre düşmeyecek, sana göre de düşmeyecek. Ama sıkıntı yaşayacağını hep söylüyoruz. Evet. İşte bu sıkıntı devam ediyor. Maalesef. Bir diğer mücadeleye geçelim. Manisa Futbol Kulübü Ankara Demirspor mücadelesi. Başkent temsilcisi bana göre değerli bir puan aldı Manisa'da ama tabii şimdi bu madalyonun iki yüzü var. Şöyle, maçtan önce Bülent Akan Hoca'ya deseydik ki mesela birileri deseydi hocam Manisa'ya gitmeyin size bir puan vereceğiz diye. Bence hoca kabul ederdi. Aynen.
Aynen. Rakibin Manisa olmasından dolayı. Ama Manisa'nın erken 10 kişi kalması, hatta Ankara Demir öndeyken Manisa'nın 10 kişi kalmasından sonra Ankara Demir'in 3 puanı kaçırması hocayı üzdü. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Ankara Demir Spor sence 1 puan mı kazandı, 2 puan mı kaybetti? Bir de sen dedin ya, golden sonra kırmızı kart geldi. Aynen, ben de onu dedim. Ankara Demir tamam. Spor 1-0 öndeyken aynen. Manisa 10 kişi kaldı. Şunu soracağım sana. Bu Manisa karşısında, 10 kişilik Manisa karşısında bile bence alınan 1 puan kötü değil. Şu açıdan Manisa 10-11 oynarken bile çok iyi oynadı. Hani Manisa gerçekten bu ligin çok üstünde bir takım. Hiç stres, panik yapmadılar. Manisa'nın çizgiden çıkarılan topları var bir de. Bir tane net kaçan goller var zaten. Kemal Rüzgar da siftah yaptı. Aynen. Attığı golle Manisa formasıyla. Haftaya da 11'de çıkacak zaten. Evet. Ben Manisa taraftarlarından özellikle bir konuda ricada bulunacağım. Serdar Deliktaş'taki sıkıntı ne? Bu videonun altına belki yorum yazmazsınız. Hani herkes bilmesin diye, ama Instagram sayfamıza yazsınlar lütfen. Mesaj rica olarak, edeceğiz. DM aynen. Olarak, DM mesela rica ediyorum ben özellikle. Bizi çünkü Manisa'dan takip eden izleyicilerimiz var. Aynen. Onlardan özellikle rica ediyorum. Zaten Manisa şampiyon oldu. Bu net. Hani bu puan kaybı da onları etkilemeyecek. Normal, ama bunlar olacak zaten. Sence Bülent Hoca bir puana sevinmiş midir, üzülmüş müdür, maç yorumunu alayım. Vallahi sonuçta başkan, şey pardon başkan diyorum, teknik direktör şu gözle de bakıyor. Biz liderden, hatta belki de şampiyon takımdan bir puan aldık diyor. Ama maçın içinde belki 1-0 giderken, rakipte 10 kişiyken tabii. Gelen beraberlik golüne tabii ki Bülent Atakan Hoca ve Ankara Demir Spor cephesi üzülmüştür. Çünkü neden? Maçın bitmesine 8 dakika var. Sen 1-0 öndesin, işte rakibin 10 kişi. Hani bazen bir tabir vardır ya. Hani güçlü taraf güçsüz tarafa şunu der. Biz 6 kişi oynayalım, siz 10 kişi oynayın. Hani böyle mahallede olurdu ya eskiden. He. Aynı öyle bir durumda Manisa Futbol Kulübü de. Yani şu anda evet. Manisa Futbol Kulübü 9 kişi de oynasa belki, abartıyorum. Hani 8 kişi de oynasa neredeyse şu ligde birçok takıma eşit durumda. Oyun olarak rakiplerini bezdiriyor Manisa. Bezdiriyor, eziyor. Yani aynen. Ayağı iyi top yapıyor. Ya kadrosu bir kere zaten çok üzerinde bir kadro. Bu ligin çok üzerinde bir evet. kadro. Hoca da bunu iyi kullanınca. Hoca da bunu iyi kullanınca zaten şu puan farkının açıldığını görüyoruz. 18 puana gelmiş. Hekimoğlu'nun tabii maçı, yani Erzincan'da Hekimoğlu'nun bir maçı eksik durumda orada. Bay geçtiler. Bay geçtiler. O yüzden hani şu anda Manisa Futbol Kulübü hakim olmuş durumda lige. Evet. Ankara Demirspor'un aldığı bir puan çok değerli. Maç 1-0 iken ben sana şunu söyledim. Ankara Demirspor kazanırsa bir anda 46 yapıyor. Çok değerli bir 3 puan olacaktı. Tabii. Ben şu açıdan baktığım zaman da aslında kayıp olarak görüyorum. Neden? 1-0 öndeydin, rakip 10 kişi. Her ne olursa olsun. Bak bunu neden söylüyorum bir de. Aslında bu maç neydi biliyor musun 1-0'dan sonra? Bu maç tam bir playoff maçına döndü. Yani Ankara Demirspor'un playoff'ta güçlü rakiplere karşı nasıl bir reaksiyon vereceğini gösterdi bize. Şimdi mesela 1-0 öndeydi değil mi? Rakip 10 kişi. Senin evet. bu maçı kazanman lazım. Niye? Sen playoff'a kalacaksın. Playoff'ta senin yine Manisa kadar güçlü bir... Manisa kadar olmasa da en azından güçlü bir Hekimoğlu Trabzon. Ardından Kocaelispor veya tabii. işte kırmızı gruptan kim var? İşte Sakaryaspor olabilir, Bodrum Spor olabilir. Bu takımlar gelecek, anladın mı? Ama Ankara Demirspor'un bu maçtan bir olumsuz noktası, bir kaybı yok. Onu tekrardan evet. söyleyeyim. Bir puan değerli oldu. Çünkü neden? Yenilseydi ne olacaktı? Kocaelispor oraya gelecekti. Tabii. O yüzden bu bir puanı sezon sonunda gidişata göre, sonuca göre yok. Değerli olduğunu görebiliriz. Ha, evet, tabii. Anladın mı? Aynen. O yüzden ben buradan Bülent Hoca'yı da tebrik ediyorum. Gerçekten takım iyi mücadele etti. Manisa Futbol Kulübü tarafını da çok tebrik ediyorum. Onlar da 10 kişi kalmasına rağmen pozisyona girdi, oynadı, oyunu çirkinleştirmedi. Gerçekten güzel bir maç oldu. Okan Eken de atıldı. Haftaya yok zaten. Kemal oynar. Kemal Rüzgar büyük ihtimalle ilk 11'de oynayacak. Yüksek Ayrıca ihtimal. Onun için de hayırlı olsun, ilk golünü attı. Kesinlikle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Dün beyaz grupta ses çıkmayan tek maçtı. Aynen. Uşak Spor Hekimoğlu Trabzon maçı. Hekimoğlu aldığı bir puanla bence hani pek bir zarara uğramadı. Hekimoğlu bir şekilde playoff'a kalacak ama Uşak playoff'a kalamayacak gibi duruyor. Uşak hoca bir hocayla da anlaşmadılar, hala sıkıntılar var. Hekimoğlu taraftarları da buna alışsınlar. Şuna, zorlu maçlarda Bayram Hoca'nın oyun sistemi bu. Bayram Hoca oyunu kilitliyor. Hani bu geçen hafta Urfa maçında 6 attılar ya, o ayrıydı. Özellikle Bayram Hoca deplasman maçlarında bunu Hatay'da da çok yapıyordu, Tuzla'da da. Tuzla'da çok yapamadı, çok az kaldı ya oradan. Hatay'da çok fazla. Aynen. Oyunu kitleyen bir yapısı var hocanın. Hani Hekimoğlu taraftarları buna alışsın. Deplasmanlarda özellikle zorlu maçlarda kısır geçecek maçları hep Hekimoğlu'nun. 24 Erzincan maçı da böyle olmuştu. 0-0 bitmişti. Bu sonuç Hekimoğlu'nu bence üzmedi ama Uşak'ta... Sence üzmedi mi?
Hekimoğlu bir şekilde playoff'a kalır burada. Yani biz tabii düşüncemiz kalacak. O da. Düşüncemiz o da şimdi çok fazla rakip de arkadan geliyor. Puan farkları vallahi daha ben Kocaeli maçında geçtiğimizde söyleyeceğim. Evet mesela Hekimoğlu ile Kocaeli arasında 4-3 puan var ama Kocaeli'de sıkıntılar var. Hani Hekimoğlu bir şekilde kalacak playoff'a belli yani. Biz de zaten düşüncemiz yani. Evet o şekilde zaten. Onu konuşuruz orada. Neler söylersin maçın sonucu için? Yaprak kımıldamayan tek maç vallahi oldu. Valla maçta hiçbir atraksiyon olmadığı için çok fazla söylenecek bir şey de yok aynen, aslında. Aynen maalesef. Maç 0-0 bitti. Bence burada puan kaybını yaşayan taraf Uşakspor oldu. Makas yavaş yavaş açılmaya doğru gidiyor. Evet. 3 puana çıktı ama yani Uşakspor'un oyunu zaten güven vermiyor. Tat vermiyor oyun. Tat vermiyor. Zaten biz bu sinyalin geldiğini, yani bize sinyali aslında zaten veriyordu. Biz programlarda hep söylüyorduk bunu. Uşakspor sıkıntılı gidiyor. Maalesef. Ben hani playoff hattındayken bu iki takım, Sarıyer'le Uşak için söylüyorum. Bu iki takımın da playoff'a kalmasının zor olduğunu, hatta aynen, kalamayacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü Hasan Erkin Şimşir de takımın başındayken kötü bir futbol vardı. Sonuç alınıyordu ama ilerisi için umut vermiyordu. Ardından kötü sonuçlar gelince hoca gitti ve yeni bir hoca gelmedi. Evet o çok ilginç. 10 gün oluyor neredeyse. Bir de transfer dönemimiz zaten boş geçti bu takım devre arasında. İşte bunun sıkıntılarını yaşıyor. Biz hep bu noktalara vurgu yapmak istedik. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Neden? Çünkü ortam gerilmedi. Maç kor geçti. Evet. Şey geçti, mücadeleci geçti. Ses çıkmadı. Uşakspor'un da haftaya çok kritik maçı var. Urfa deplasmanı. O maçta eğer zaten galibiyet gelmezse Uşakspor işi gerçekten çok sıkıntıya girer. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kocaeli Spor beklediğimiz gibi Niğde'yi rahat bir şekilde 3-1 yendi. Aynen. Gökhan Meral ve Tahir Babaoğlu'nun attığı 2 golle. Tahir damga vurmaya devam ediyor Kocaeli. Batuhan cezalıydı zaten, yoktu. Bahattin kadroda yoktu hiç. Çok ilginçti. Aynen. Pardon, kadroda yoktu. Şöyle girdi, girdi söyledim. De hani Bahattin'in yedek kalması bana çok ilginç geliyor, onu söyleyelim. Bu maçın çok konuşulacak bir yanı yok. Niğde küme düşecek, bu net. Kocaeli Spor'da yalnız şu açıdan bir sıkıntı var. Oyun sıkıntısı var. Dün Yiğit Ali maçtan sonra bir açıklama yaptı. Bu sıkıntıları çözeceğiz diye ama vallahi Kocaeli Spor çok iyi bir kadro kurdu ama oyun olarak hiç tat vermiyor bu takım. Vallahi ben sana çok bunu, iki tane soru soracağım. Hatta tek tabii. Bir soruda birçok şey soracağım. Şimdi, bir de Kocaeli 4-4-2 oynar, bunu yine söyleyeyim. Evet. Bu takım 4-2-3-1 oynayamaz aynen, bu kadroyla. Çünkü bu takımda iyi bir 10 numara yok. Evet yok. Bak Seçkin Getbay olur bu takımda. Muhammed Reis olur. Muhammed Akarslan olur 10 numarada. Olur. Aynen. Bu takımda 10 numara yok. Evet. Yiğit Ali Bayrak da bu lig için tam bir zaten o yüzden yıldız Sedat Cengiz numara değil. Bu takım devre arasında. Aynen, he, aynen bak Sedat Cengiz dedin. Sedat Cengiz olur doğru. İyi bir 10 numara olur ama Kocaeli Spor'da yıldız bir 10 numara yok. İş bitirecek. Aynen, ben şimdi sana Kocaeli Spor'daki bazı oyuncularla ilgili sorular soracağım. Tabii. Şimdi mesela İsa Nabant, Furkan Gedik. Genç forvet, genç orta saha Furkan. Murat Cem Akpınar, ilk 11 oyuncusu. Taha Batuhan Yayıkçı ve İyi stoper beğeniyorum Taha. Bahri Can Avcı. Sağ ben bu oyuncular bağıracak. İçin bu oyuncuların daha doğrusu ikinci liglerde hedefe oynayacak takımlarda oynayabilecek oyuncular olduğunu inanmıyorum. Orada bir oyuncu konusunda ayrılıyorum seninle. Taha Batuhan iyi stoper. Ama diğerlerine katılıyor musun? Murat Cem'i ben de beğenmiyorum. Bahri Can'ı zaten ben beğenmiyorum. Dün Semih yok diye oynadı. Sezon sonuna kadar bir ya da iki maçta en fazla oynar. Yani şimdi Semih'e bir şey olursa anca. Sanki Kocaeli Spor'da böyle kuru kalabalık var gibi. Bak mesela normalde Musa Nizam da iyi bir oyuncu değil. Zaten Musa Nizam çok yaktı takımı bazı. Aynen. Gökhan Meral de aynı şekilde. Onu beğenmiyoruz zaten. Ya aslında bak Kocaeli geçen sene Samsun'da da kötüydü. Aynen. Bak Kocaeli iyi diyoruz aslında ama Kocaeli'nin bak birçok oyuncusunu saydım ilk 11'den. Neredeyse yetersiz bak, oyuncu. Bak Kocaeli'de ne var biliyor musun? Kaleci çok iyi Bayram. Çok iyi kaleci. Çok iyi. Yok zaten tam ayıracağım şimdi. Aynen. Kocaeli'nin hücum hattı çok iyi. Kaleyi ortası boş. Aynen. Orta sahada da sıkıntı var. 8 numarada var bence. Tabii Seferdar'la nasıl gitti bu takımda? Ya Mesut Özdemir'i ben çok beğenmiyorum. Onu açık ve net söyleyeyim. Ben bu lig için çok aynen, yeterli bulmuyorum. Diğer takımların orta sahalarıyla da kıyaslıyorum. Kocaeli'de bir sıkıntı var maalesef. Hani ya takım var, bir türlü ritmini bulamıyor. Ya burada iş tabii hocaya düşüyor. Ama bizler ne dedik? Hocanın dokunuşları önemli. Hoca bu dokunuşları yapamayan. Geldiğinden beri Mustafa Reştakçı hoca bir fark yaratamadı. Evet, yani Sarıyer maçı dışında. Aynen. Sarıyer maçında yarattı. Ama zaten biz bunu söyledik. Mustafa Reşit Akçay çok formsuz. Ankara aynen, gücündeyken başka takımlarla ilgili açıklamalar yapıyordu. O yüzden zaten sürümcemede kalmıştık. Kocaeli Spor'un zaten bu maçı kazanacağını söylemiştik. Yani. Favori bir maçtı. Hata yapmadılar. Niğde zaten çok sıkıntılı durumda. Bence büyük ihtimalle düşecekler. Gözüken onu o. Tekrardan söyleyeyim. Kocaeli Spor'u tekrardan kutluyorum. Tebrik ediyorum. Haftaya çarşamba günü çok Ergene, kötü maçları var. Çok zor bir maç. Deplasmana gidecekler. Aynen. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Afşet Afyonspor kendi evinde yine Gölspor 2-0 mağlup etti. Goller ikinci yarıda geldi. Bahattin Hoca oyunu ikinci yarıda Cihan Özkara'yı aldı ve Cihan Hoca'yı mahcup etmedi. Bir de benim bu nacizane görüşüm, kendi görüşüm. Bahattin Hoca'ya buradan seslenmek istiyorum.
Hocam bu takımda Cihan Özkar'a yedek kalmaz. Bir formül üret, Cihan'ı yedek bırakma. Sen hoca ile görüşüyorsun arada biliyorsun. Aynen. Hoca seni arıyor, görüşüyorsunuz. Hani bunu hoca bir saygısızlık olarak addetmesin. Hani benim kendi görüşüm ama Tabii görüş Cihan bu bekliyoruz. Takımda yedek kalmaz Furkan. Bilmiyorum sen ne Yok düşünüyorsun? ben bunu sana Hocanın bir söylemiştim. formül üretmesi lazım bence Kesinlikle. orada. Onur Ramazan Toprak, Cihan, Erhan Şentürk. Bu üçlü çok tehditkar bir Aykut üçlü. Uluç. Aynen hani evet Aykut da iyi oyuncu. Hani özellikle Onur Ramazan Toprak, Erhan ve Cihan Özkar üçlüsü çok tehditkar bir üçlü oluyor Aynen. Erhan rakiplere. Şentürk geldiğinden beri skor katkısı İş yapıyor. yapıyor. Senin Yatırıyor yorumun önce. ne olur? İnegöl ise büyük bir buhranda. Yani bunu sezon başından beri diyoruz ama bilmiyorum İnegöl Spor'a sanki bir vudu büyüsü yapılmış gibi. Takım bir türlü düzelemiyor Aynen anlamadım. ya takım çok ciddi bir şeye girdi, buhrana Maalesef. girdi. Öncelikle Afyonspor'u da tebrik ediyorum ben. Çok değerli 3 puan oldu playoff Kesinlikle. yolunda. 38 puanları var. 6 puanı var Ahmet'le 6 puanlık fark 2 fark kaldı maç. playoff'la. Aynen. Cihan Özkır 62'de girdi. 2 dakika sonra gol attı. Aynen. Ama benim akrabam değil, onu da söyleyeyim. Ben hatta Bahattin Hoca'ya bir şaka yapmıştım, espri. Dedim toprağım dedim golleri atıyor. Ha, senin akraban, ben de sordum diyor. O da yok abi dedi. Şey hocam dedi. Hani bir ilgim yok. Ben de zaten orada şaka Cihan yapmıştım Özkar hocaya. eğer böyle çok iyi performanslar falan sergileyip hani çok yüksek kontratları imza atarsa sonra gidip akrabam deme ama onu söyleyeyim ben Aynen. sonra. Hani ne olur ne olmaz. Zaten Cihan Özkan'ı biliyorsun ilk devrede Afyonspor'un kadrosu şeydi, dardı. Evet. Özellikle hücum anlamında. Aynen. Ön plana çıkan tek oyuncuydu biliyorsun. Hep de söylüyordu. Onur Toprak'la Onur beraber. Toprak'la beraber aynen. Şu anda da zaten yine ilk 11 anlamında, forvet anlamında Cihan Özkan'ı yine ön plana çıkan Aykut oyuncu. Uluç'la beraber Aykut ikisi. Uluç'la beraber oynaması lazım. Ben de sana orada katılıyorum ilk 11 anlamında. İnegöl Spor'da zaten çok sıkıntılı gidiyor. Şu an takım bak 21 puandan sadece 4 puanlık farkı var düşman hattıyla. Evet, 17 Ciddi 21. sıkıntı var. Aynen. Yani İnegöl Spor da bak bir es kazaya uğrayabilir. Hani düşmeyeceğini söylüyoruz ama yani sonuçta müneccim değiliz. Tabii canım her Söylediğimiz şey konunun tersi de olabilir. olabilir. Aynen O öyle. yüzden İnegöl'ün artık seri galibiyetler alması gerekiyor. Haftaya zaten bay geçecekler, bunu Evet. konuşamayacağız. Ben buradan tekrardan Afyonspor'u tebrik ediyorum. Ayrıca biliyorsun İnegöl Spor'da Mehmet Özduraz aradaki kontrattan dolayı, anlaşmadan dolayı oynayamadı. Hani Ha evet. Afyon'daki şeyden dolayı, Güzel bir maddeden dolayı. hatırlatma yaptın Aynen sen. orada Tamamdır. oynayamadı. Onu da bilgisini verelim. Tekrardan da Afyonspor'u tebrik Aynen. ediyorum. Bahattin Hoca'yı ve ekibini tebrik edelim. Aynen. Öğrencilerini. Sarıyer Sancaktepe maçına geçelim ama bu maçın çok Çok konuşulacak konuşulacak. bir şeyi yok. Ben sana skor vermiştim. 3-0, 4-0, Aynen 4-4 öyle demiştim. oldu. Sarıyer güzel bir moral buldu. Her iki devrede bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Sancaktepe zaten ikinci yarının başından beri sürekli yeniliyor. Bir de takımın başına Armağan Turan geldi. Geçmiş olsun. Valla Armağan Turan en son işte Aspor'da falan iddia yorumları yapıyordu Ümit Aktan'la beraber yan Aynen. yana karşılıklı ki ben Armağan Turan benim hiç beğenmediğim bir hocadır onu da söyleyeyim. Hani oyuna bir etkisinin olacağına inanmıyorum. Takımı zaten Sancaktepe bu durumda olmasa takımın başına da Armağan Turan'ı getirmezdi. Ha ben şunu anlamadım. Mustafa Çapanoğlu'ndan Armağan Turan'a düşmek büyük bir Ben şunu anlamadım. vehamet Bir benim teknik görüşüm. direktörün veya bir futbolcunun, oynayan futbolcunun ve hala aktif bir şekilde teknik direktörlük yapan bir ismin bir iddia programında Ya iddia olması. programı değil. Şöyle Ümit Aktan'la beraber çıkıyorlardı ama orada hani Aha. maç tahminleri falan yapıyor falan gibi Ama arada. yanlış değil mi sence? Hani iddia programı bir bahisle Ya bir tabii hocanın bu aynen. işte olması bir yanlış bence. Hani Tümer Metin olursun, futboldan ayrılmışsın. Yani futbolu bırakmışsın. Atıyorum kim olmuşsun mesela diyelim. Sinan Engin bırakmış. Akman, Sinan Engin Tuncay bırakmış. Şanlı Menajerliği işte bırakmış işte aynen. mesela, örnek veriyorum. Hani böyle isimler normal de sen hala aktif bir şekilde görev yaparken, yani görev yapma imkanın varken, devam ederken bu işte iddia bahis olayı olması bence bir büyük bir şey. Tabii Sürünceme yani. sıkıntı. Sıkıntılı. Ya kendiyle alakalı olmayan liglerde konuşursa hadi bir şey demezsin de diye düşünüyorum. Ne Niye? Ama diyorsun? oradan belki teklif gelebilir. Sonuçta bunlar var yani. Bilmiyorum. Ben Ya bunları yanlış buluyorum. Sancaktepe'nin bu işte Armağan Hoca'yı göreve Ben getirmesiyle sana şimdi küme düşme ihtimali çok arttı. Zaten malzeme de yok Aynen takımda. ya, buraya zaten Klopp da gelse zaten yüksek. Ben sana şimdi şunu soracağım. Çok güzel bir noktaya geldik. Atıyorum Ümit Özat mesela görevler yapıyor. Şimdi de televizyonda program yapıyor değil mi? Aynen. Yapıyordu. Şimdi Ankaraspor'a geldi. Diyelim ki Ankaraspor'a gelmedi. Televizyonda program yapıyordu bar odasında. Orada iddia tahmini programı yapsa ne olur? Aynı olay. Anladın mı? Ben öyle bakıyorum olaya. O yüzden Doğrudur. Sarıyer'i de buradan tekrardan kutluyoruz. Aynen. Zaten beklediğimiz bir sonuçtu. Bir de Ahmet Sportif deplasmanı varken haftaya Moral depoladılar moral bir. depoladı. Önemli bir galibiyet oldu. Kesinlikle. Çünkü Sarıyer'in puan kaybına tahammülü yok playoff yolunda. Aynen öyle. Zonguldak Kömürspor Kahramanmaraşspor maçına geçelim. Aynen. Maraş ilk yarıda 1-0 öne geçti. Fakat skoru koruyamadılar. Zonguldak ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-1'e getirdi ve maç böyle bitti.
Ben bu iki bu beraberliğin iki takımı da üzmediğini düşünüyorum. Şundan dolayı bana göre iki takımın da ligin ikinci yarısında ekstra puanlar toplamaları zor gözüküyor. Hani alacakları her puan bence kar. Senin yorumun ne Kesinlikle olur? öyle kar. Ben galiba maçla ilgili görüş belirtmedim veya Maraş Ben tarafındaydım. hiçbir şey demedim. Tek görüş belirtmediğim maç dedim Aynen, hatta o ben de maçı. galiba ya Zonguldak'tan bir puan bekliyorum Vallahi dedim. Ya da hatırlamıyorum golle, onu. ben de hatırlayamadım tam. Güzel bir maç oldu. İki takım da karşılıklı bir gol buldu ve maç 1-1 bitti. Ben şu an Zonguldak'la ilgili şunu düşünüyorum. Tabii bunu Maraş'la ilgili de düşünüyorum. Bu takımlar sezon bittiği zaman da önümüzdeki sezonda ne yapacaklar? Evet, Özellikle haklısın. Zonguldak Kömürspor daha da sıkıntılı gibi Maraş duruyor. da Maraş da sıkıntılı. sıkıntılı. Ama Zonguldak, adaylar çıkmış evet, Maraş'ta. işte onunla bile bir şeyler var. Zonguldak'ta çok bir şey yok. Hani Zonguldak'ı ben şu an bu durumda gördüğüm zaman da diyorum ki seneye bu takım düşmenin bir numaralı adayı diyorum yani. Vallahi o konuda çok haklısın. Hani günü kurtararak devam edilirse bir şekilde fren patlıyor Patlıyor maalesef tabii bir ki. yerde. Her Lastik zaman önünü patlıyor. görmen lazım. Doğru diyorsun. Zonguldak'ta bir sıkıntı var. Oradan da artık bir destek, iş adamı İnşallah. olur, işte ne bileyim milletvekilleri olur veya işte başkanların bir şeyler bulması gerekir. Yapması lazım Zonguldak Kömürspor'un. İş sıkıntılı gidiyor yani. Tamam, bu sezonu Aynen. belki kurtaracak ama seneye ne olacak? Onu düşünmeleri gerekiyor. Maraş'ta da zaten başkan, teknik direktör görevden ayrılmıştı. Onlar da sezon bittiği zaman da iyi bir yapılanmaya gitmeleri gerekiyor. Onların da iddialı olmasını istiyoruz. Çünkü şehir futbolu seviyor, Evet. taraftar ilgi gösteriyor ama bir türlü destek yoktu. Maalesef. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Maç 1-1 bitti. Zaten iki takımın da hedefi ligi işte 11, 12, 13'lerde bitirmek. Aynen. Son olarak da Hacettepe 24 Erzincanspor maçını konuşacağız. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Memleketinin takımı 3 puan hanesine yazdırdı yine ve playoff yarışında da çok önemli bir 3 puan aldı. Başkent deplasmanında Batuhan'ın ilk yarıda attığı golle kaleci Murat Demir'i özellikle tebrik Aynen. edeceğim. Ben de Son tam 4 haftadır gol yemiyor. bir de bu maçta önemli Çok pozisyonlar iyi oynadı. çıkardı. Kalesini yine gole kapattı. Murat'ı tebrik edelim. Evet. 24 Erzincanspor Özcan Hoca önderliğinde iyi formunu sürdürüyor. Ve son maçlarda gol yemeyen bir Erzincan var. Bu çok önemli. Kaleci Murat kalesini gole kapattı adeta. Erzincan zaten ligin en az gol yiyen takımı. Larından biri. Aynen. Manisa'yla beraber en az gol yiyen takım Evet. zaten. Neler söylersin 24 Bir Erzincanspor'un de aldığı Sarıyer gol? var en az gol yiyen. Sarıyer bir de ligin ilk yarısında doğru düzgün gol bile yemedi. Golleri Aynen. hep ikinci yarıda yediler şu ana kadar. 24 Erzincanspor'un aldığı bu değerli 3 puan için neler söylersin? İkimizin de ortak görüşüydü Aynen. Erzincanspor galibiyeti. Tekrardan Tebrik Erzincanspor'u da ediyoruz. tebrik ediyoruz. Değerli bir 3 puan oldu. Çünkü playoff yolunda savaş, kapışma fazlasıyla artmaya Bir de başladı. 24 Erzincan'ın Çorum maçına kadar fikstürü gerçekten kebap gibi. Aynen, Gümüşhane'ler falan gelecek Aynen. işte. Ha, bu hafta Zonguldak Kömür'le Bu var. hafta da Çok Zonguldak güzel Kömür var. Ben fikstürü zaten var. Erzincanspor'la konuştuğum için hani yetkiliyle oradan ben bu önemli fikstürü söylemiştim şey maç öncesinde, Uşak maç öncesinde. Dedim ki Uşak maçı eğer galibiyetle Tabii. tamamlanırsa arkasındaki fikstür çok güzel demiştim. Uşak'a da yendi. Urfa'yı yendi, Urfa'yı ondan önce zor yendi. maçtı o Aynen, güzel zaman. maçlar geldi. Yani galibiyetler geldi daha Tabii. doğrusu. Erzincanspor şu an 47 puanda ve ikinci sırada. Galibiyetlerine devam ederek o makası açması gerekiyor. Çünkü puanlar çok yakın gidiyor Tabii. birbirine. Hacettepe'de direndi, pozisyonlara girdi. Dediğim gibi kaleci Murat'ı ben de tebrik ediyorum. Önemli pozisyonlarda kaleci oyunu iyi rahatlattı. İşte İyi takımını kurtarışlar iyi yaptı. kurtarışlar yaptı ve 3 puan almasında büyük bir rol oynadı. Erzincanspor'u ben tekrardan tebrik ediyorum. Hacettepe'de 2 hafta üstte kazanmıştı. Bu maçtan puan kaybıyla ayrıldı ve normal zaten. Haftaya da Hekimoğlu Trabzon deplasmanı var. Çok zor Onları maçları. çok kıracak maç. Zaten yeni hafta programında onu da konuşacağız. Konuşacağız. Aynen Tekrardan öyle. Erzincan'ı tebrik ediyorum. Biz ben de tebrik ediyorum 24 Erzincanspor'u ve Erzincan'a selamlarımızı Evet, gönderelim. selamlarımızı iletiyoruz. Kapatıyoruz. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Öncelikle ben kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Güzel bir hafta arası oldu. Kazasız belasız bir Aynen. şekilde maçlar tamamlandı. Ayrıca izleyen herkesten de abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızda katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza da tüm takım taraftarlarından destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi bekliyoruz. Bahsetmiş olduğumuz projeyle ilgili de kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. YouTube'daki mail adresimiz veya Instagram sayfamızdan geri dönüş yapabilirsiniz. Son olarak da ben tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.